Merhaba dostlar, ikinci videonuza karşınızdayız. Burada artık neye bakacağız? Boylam konusuna bir bakalım. Ve buradan karşımıza ÖSYM hangi soruları çıkarır? İsterseniz onları bir gözden geçirelim beraber. Meridyenlerin özellikleriyle bir başlayalım. Yine burada bize bazı şeyler lazım olacak. Onları bilmende fayda var arkadaşım. Birincisi, biz başlangıç meridyeni olarak hangisini kabul ediyorduk? İngiltere'nin Greenwich gözlem evinden geçtiğini varsaydığımız, değil mi arkadaşım? Meridyenimizi biz başlangıç meridyeni olarak kabul ediyoruz. Başlangıç meridyeninin 180 tanesi doğusunda, 180 tanesi de batısında olmak üzere toplam 360 adet meridyenimiz bulunmaktadır. Meridyenlerin arasındaki zaman farkı dünyanın her yerinde aynıdır. Yani iki meridyen arasındaki zaman farkı arkadaşım bu hiçbir zaman değişmez. Dünyanın her yerinde nedir? 4 dakikadır. Bak bunu sakın unutmuyorsun. Bu bana lazım olacak. Tamam. İkincisi bize lazım olacak şey arkadaşım. Meridyenler arasında kalan mesafe sadece ekvatorda 111 kilometredir. Yani şurada ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe de boyları ne yapmaktadır? Kısalmaktadır. Bak bu iki bilgiyi sakın unutma. Bu iki bilgi bana lazım olacak. Bir, iki meridyen arasındaki zaman farkının 4 dakika olduğu işte yerel saat, ulusal saat hesaplamalarında karşımıza çıkacak arkadaşım. Bunun dışında bir de hani daha önceki videoda söylemiştim ya, bir önceki videoda bizim Kuzey Yarımküre'de olduğumuzun kanıtları arasında neler gösterilebilir diye. Şunu da ekliyoruz oraya. Hani ben her şeyi konusu geldikçe anlatmayı seviyorum. Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe meridyenlerin arasındaki mesafe daralıyor ya arkadaşlar. Sadece ekvatorda 111 kilometre ama bak ne yapıyor? Kutuplara gidildikçe bu mesafe daralıyor. Gördün mü? İşte bu. Yani kuzeye doğru gidildikçe bizim ülkemizde meridyenler arasındaki mesafe daralıyorsa bu bizim yine Kuzey Yarımküre'de olduğumuzun kanıtıdır. Bunu da unutmuyoruz. Yani benim karşıma çıkabilecek soru bu iki tanesi. Meridyenlerden. Onun dışında meridyenlerle ilgili yok 360 taneymiş, 180 tane doğudaymış, 180 tane batıdaymış. Bunlar sana lazım olmayacak işin açıkçası arkadaşım. Yalnız tarihte veya genel kültürde karşına şu çıkabilir. Yani biz günümüzde artık İngiltere'nin Greenwich, değil mi? Gözlemevini varsayıyoruz arkadaşım başlangıç meridyeni olarak. Peki Canlar, Osmanlı zamanında, bu sana soru olarak soruyorum, yorumlara bırakabilirsin. Osmanlı zamanında arkadaşım biz başlangıç meridyeni olarak nereyi kabul ediyorduk? Bunu bir araştır arkadaşım. Biliyorsan da cevabı zaten direkt yazabilirsin. Bunu bir araştır, bana söyleyeceğin lazım. Tamam mıdır? Bu dediğim gibi coğrafyada ya da genel kültürde karşına çıkar. Ama bize çıkacak asıl soru şu hocam. Ki geçmiş yıllarda bunu bayağı bayağı ÖSYM sordu. Aynı meridyen üzerindeki yerlerin ortak özellikleri nelerdir? Misal biz İzmit ve Antalya'yı baz alalım burada. İzmit ve Antalya gördüğün gibi ikisi de 30 derece doğu boylamı üzerinde yer alıyorlar. Peki buralarda aşağıdakilerden hangisi yıl boyu aynı olmak zorundadır? En temel bildiğin ne? Bana onu söyle. Zaten ekranda da yazıyor. İlk başta da onu yazmışım. Yerel saat, değil mi? Yerel saatleri aynıdır. Bu ne anlama geliyor? Yani İzmit'te saat 12 ise Antalya'da da saat 12 demek. Hocam bak, hani geçen derste bahsettim ya, coğrafyada her şey birbiriyle bağlantılı, mantığını kullandığın zaman çok fazla bir şey ezberlemene gerek yok. Şimdi ben yerel saati biliyorum. İkisinde de saatin 12 olduğunu biliyorum. Bu şu demek değil mi ya? O zaman yerel saatleri aynı olduğuna göre, ikisinde de saat 12 olduğuna göre, bunların öğle vakitleri aynı demek değil midir? Kesinlikle. Çok güzel. O zaman öğle vakitleri aynı. Öğlen ne anlama geliyor? Güneşin en tepede olduğu an. O zaman ÖSYM sana böyle söylese, yani güneşin en tepede olduğu an aynıdır buralarda dese yanlış mı? Yok, o da doğru. Peki güneş en tepedeyken benim gölge boyumun uzunluğu nasıldır? En kısa halindedir, değil mi? Aferin sana. Harikasın. O zaman buralarda gölge boylarının en kısa olduğu anda aynıdır. Gördün mü bak birbiriyle nasıl bir bağlantı var? Yerel saat aynı. Öğle vakitleri o zaman aynı. Öğle vakitleri aynı olduğuna göre
arkadaşın Güneş'in en tepede olduğu an aynı. Güneş en tepede olduğuna göre, değil mi? Ne diyecektik? Gölge boylarının en kısa olduğu an aynıdır. Bu kadar. Yani gördüğün gibi ilk dört madde birbiriyle bağlantı. Geçiyorum. İkisi de 30 derece doğu boylamında, değil mi? Bak tekrar söylüyorum. 30 derece doğu boylamında. O zaman şöyle diyebilir miyim? Bunların başlangıç meridyenine olan açısal uzaklıkları, ikisi de 30 derece de ya, aynıdır. Çok güzel arkadaşım. Peki başka ne diyebilirim? İkisi de 30 derecede olduğuna göre başlangıç meridyeni ile aralarındaki zaman farkı aynıdır. Niye? Ya zaman farkını hesaplarken şöyle hesaplıyordum ya, 2 meridyen arası 4 dakikaydı. 30 çarpı 4 dakikadan abicim İzmit'in başlangıç meridyeni ile aralarındaki zaman farkı 120 dakika. Antalya'nınki yine 30 çarpı 4 dakika. O zaman bununki de 120 dakika. Anlatabildim mi? O zaman başlangıç meridyeni ile aralarındaki zaman farkı da aynıymış. Bağlantıyı kurabiliyorsun inşallah diye düşünüyorum. Bunun dışında arkadaşım en önemlisi şu. En çok Tonga'ya düşürdüğü yer burası oldu ÖSYM'nin. Sadece ama sadece ekinoks tarihlerinde, yani 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde buralarda Güneş'in doğuş ve batış anları aynıdır. Onun dışında kesinlikle aynı anda doğup aynı anda batmaz, bak dikkat et. Niye? Ya işte 21 Haziran'da kuzeye gittikçe gündüz uzuyor, değil mi? Nasıl aynı anda doğup aynı anda batsın? Ya da 21 Aralık'ta kuzeye gittikçe gece uzuyor, değil mi? Nasıl aynı anda doğup aynı anda batacak? Ne demek istediğimi anladın. Ama gece gündüz eşitliğinin yaşandığı o tarihlerde sadece neymiş arkadaşım? Burada Güneş'in doğuş ve batış saatleri, pardon, anları aynıymış, unutmuyorsun. Tamam. Bu 7 maddeyi unutma. Yalnız bak, şu söyleyeceklerime de kesinlikle ama kesinlikle dikkat ediyorsun. Aynı meridyen üzerindeki yerlerde gölge boylarının en kısa olduğu an aynıdır. Gölge boyları asla aynı değildir. Aman diyeyim. Niye? Kuzeye doğru gittikçe güneş ışınlarının geliş açısı daralıyor ya. Ne yapacak? Gölge boyu uzayacak. Ama gölge boylarının en kısa olduğu an aynıdır. Dikkat ediyorsun. Başka hocam Tonga'ya düşürebileceği ne var? Şurası var. Aynı meridyen üzerindeki yerlerin başlangıç meridyenine olan açısal uzaklıkları aynıdır. Ama uzaklıkları asla aynı değildir. Bak dikkat et. Abicim hani diyelim ki İzmit şurada. Antalya şurada. İzmit burada. Gördün mü? Bu başlangıç meridyenine daha yakın. Çünkü kuzeye doğru gittikçe meridyenler arasındaki mesafe ne yapıyordu? Daralıyordu. Tamam, tekrar edeyim bak. Başlangıç meridyenine olan açısal uzaklıkları aynıdır. Ama uzaklıkları asla aynı değildir. Unutmuyorsun. Şimdi uzun zaman sonra ilk defa ders anlatıyorum ya. Bir yaz tatili vardı arada. Boğaz sinyal veriyor, biraz yavaş ol diye, kusura bakmayın. Peki arkadaşım, bunun dışında şunu da zaten ayrıntısını verdim. Üçüncü olarak Tonga'ya düşüreceği yerde burasıydı. Sadece ama sadece ekinoks tarihlerinde, unutmuyorsun. Güneşin doğuş batış anları aynıdır. Ama yıl boyu güneşin doğuş batış anları aynıdır derse kesinlikle değildir diyeceksin. Tamam. Bunlar karşına soru olarak çıkacak. Onun dışında ikinci soru olarak ne demiştim? Saat. Yani boylam diyorsa saat, ya yerel saat ya ulusal saat. Onlardan birini soracak. İlk önce yerel saatle başlayalım. Yerel saat dediğimiz arkadaşlar bir yerin kendine özgü saatidir. Nasıl hesaplıyorum onu da? Güneşin en tepede olduğu anda hesaplıyorum. Ben Kayseri'deyim misal. Kayseri'de güneş en tepedeyken diyorum ki he, burada saat 12'ymiş. Bu şekilde hesaplıyorum. Anlatabildim mi? Hocam işte güneş tam tepede değilse nasıl hesaplayacağım? Greenwich'e göre hesaplıyorlar onu da zaten. Yani her yerin saatini aslında Greenwich, yani başlangıç meridyenine göre belirliyorlar. Bak şöyle hesaplayalım. Başlangıç meridyeninde saat tam 12 iken arkadaşım ben hesaplama yapmaya başlıyorum. Bakıyorum Greenwich'te güneş tam tepede saat 12. Ondan sonra geriye kalan yerlerin yerel saatini bulmam çok basit. Hani iki meridyen arasındaki zaman farkı 4 dakikaydı, hatırlıyorsun değil mi? Şunu da unutma. Doğuya doğru gittikçe yerel saat her zaman daha ileri olur. Hani güneş ilk önce oradan doğuyor ya arkadaşım. O yüzden nedir? Doğudan doğuyor hani. Yerel saat daha ileri olur. Batıya gittikçe yerel saat her zaman daha geri olur.
O zaman hesaplamamı yapıyorum bak. Doğuya doğru gittikçe her bir meridyende 4'er dakika ekliyorum. Başlangıç meridyenden sonra. O zaman bir doğunun saati 12.04. 2 doğunun saati 12.08. 3 doğunun saati 12.12. Hani biraz önce İzmit'inkini hesaplamıştık ya, neredeydi? 30 derece doğudaydı İzmit, değil mi arkadaşım? Hani Greenwich'te saat 12 ise ne kadar zaman farkı vardı arada, hatırlıyor musun? 30 çarpı 4 dakikada 120 dakika, yani 2 saat. Çok güzel. O zaman Greenwich'te saat 12 ise İzmit'te saat öğleden sonra 12, yani 14.00 olacak. Bu şekilde hesaplanıyor yerel saatler. Anladın mı? Ha, hesaplama soruları uzun zamandır karşımıza çıkmıyor. Lakin şunu bileceksin işte, doğudaki illerde yerel saat her zaman daha ileri. Bu bana güneşin ufuk düzlemi üzerindeki konumunu hesaplarken lazım olacak. Aman diyeyim. Batıdaki illerde yerel saat her zaman daha geri. Tamam, problem yok değil mi? Yalnız şöyle bir sıkıntı var. Her ilin, yani Türkiye'de bulunan 81 ilin hepsi de kendi yerel saatini kullandığını düşün. Karışıklık çıkmaz mı? Misal biz Zoom üzerinden uzaktan eğitimler yapıyoruz. Birkaç tane yerde uzaktan eğitim dersi veriyorum arkadaşım. Şöyle dedik, bir duyuru yaptık. Dedik ki arkadaşlar saat 12'de Hakan Hoca'nın dersi var. Bir karışıklık çıkmaz mı sence? Herkes kendi yerel saatine. Ya kimin yerel saatine göre? İzmit'in yerel saatine göre mi? Antalya'nın yerel saatine göre mi? Iğdır'ın yerel saatine göre mi? İzmir'in yerel saatine. Yani İzmir'deki adam geç kalır, atıyorum. Hani Iğdır'daki adam erkenden derse girer. Ya bir karışıklık çıkar değil mi? Bak sırf derse hesaplarken bile bir sıkıntı çekeriz. Herkes kendi yerel saatini kullanacak olsa. Onun için zaten bir karışıklık çıkmasın diye ne yapmışız arkadaşlar? Ulusal saat belirlemişiz. Nereyi belirlemişiz orada da cancağızın? Günümüzde artık Iğdır. Tamam mı? Üçüncü saat dilimi olan Iğdır'ı belirlemişiz. Üçüncü saat dilimi ne demek? Şu demek. İki meridyen arası 4 dakika ya arkadaşım. O zaman dünyada her 15 meridyende bir saat dilimi var demektir. İnanmıyorsan çarp 4 ile ne çıkar? 60 dakika çıkar. Yani 1 saat. İşte onun için dünyadaki 15. meridyen, 15 doğu meridyeni 1. saat dilimidir. 30 doğu meridyeni İzmit ve Antalya'nın geçtiği 2. saat dilimidir. 45 doğu meridyeni Iğdır'ın geçtiği arkadaşım 3. saat dilimidir. Yani 15-15 giderek birer saat ekliyoruz. Tamam mı? Saat dilimi dediğimiz bu. Bizim Türkiye'de de gördüğün gibi hangileri geçiyor? 2. ve 3. saat dilimleri arkadaşım Türkiye'den geçiyor. Yalnız biz neyi belirlemişiz? 3. saat dilimini. Şu anda kolumdaki saat benim kaç? Bu videoyu çektiğim saat itibariyle arkadaşlar 11.30. Aslında Iğdır'da saat 11.30 arkadaşım. Fakat işte biraz önceki söylediğim karışıklık çıkmasın diye tüm Türkiye kolundaki saati Iğdır'ın yerel saatine göre ayarlamış. Tamam. Herkesin kolundaki saat 11.30 şu anda. O yüzden karışıklık çıkmıyor. Hani bir toplantı yapalım dediğimiz zaman, saat 12'de toplantı yapacağız dediğimiz zaman herkes 12'de rahatlıkla derse katılabiliyor. İşte o yüzden Iğdır'ın saati, Iğdır'ın yerel saati bizim için ulusal saattir cancağızım. Demek ki bana ÖSYM sorarsa arkadaşlar bizim ulusal saatimiz nereye ayarlanmıştır? Iğdır diyebilir. Üçüncü saat dilimine göre ayarlanmıştır diyebilir arkadaşım. Ya da 45 doğu meridyenine göre ayarlanmıştır diyebilir. Üçü de aynı anlama geliyor. Biliyorsundur belki, önceden biz iki tane ulusal saat kullanıyorduk. Yani yaz aylarında hocam Iğdır'a geçiyorduk, saatimizi bir saat ileri alıyorduk. Kış aylarında İzmit'e geçiyorduk, saatimizi bir saat geri alıyorduk. Hani batıda yerel saat daha geri ya, saatimizi bir saat geri alıyorduk arkadaşım. Fakat bu karışıklığa neden oluyordu. Gerçi şimdi çoğu karşı çıkıyor da işte kış saat uygulaması tekrar gelsin falan diye. Tabii herkesin kendine göre haklı nedenleri var, o ayrı bir mevzu, ama şöyle bir karışıklık doğuyordu. İşte ben dershanede çalışıyorum diyelim. Bugün gecede ne yapılacak? Saatler hocam geri alınacak. Diyorum ki dershanede, arkadaşlar saatler yarın bak geri alınıyor. Bugün gece saatinizi geri almayı unutmayın. Hocam yarın ders kaçta olacak?
Oğlum normalde kaçta yapıyoruz? 9'da. E tamam yine 9'da yapacağız. Hangi saatin 9'una göre? Ya oğlum yeni saatin 9'una göre işte yani. Ya da babam çok yapıyordu işte. Misafirliğe gidiyorduk. Oo eski saate göre saat 10 olmuş bile. Hadi kalkalım. Ya baba yeni saate göre saat 9 işte. Yok yok eski saate göre 10. Hadi kalkalım artık. Yani o yüzden kafalar bayağı karışık oluyordu. Şu anda tek saat dilimi kullanıyoruz arkadaşım. O da neresiymiş? Iğdır'mış. Unutmuyorsun. Peki bunun dışında bizim karşımıza buradan gelebilecek soru var mı? Evet. Bir tane daha soru var arkadaşım. O da şudur. Aşağıdaki verilen illerimizden hangisinin yerel saati ile ulusal saat arasındaki zaman farkı diğerlerine göre daha fazladır diyecek. Ulusal saat neresi? 45 doğu. O zaman aradaki fark fazladır dediği zaman nereye bakacağım? Ulusal saate en uzak yerlere bakacağım. Anladın? Yani İzmir'i verebilir, Çanakkale'yi verebilir. Anlatabildim mi arkadaş? Buna dikkat et. Ya da aşağıdakilerden hangisinin yerel saatiyle ulusal saat arasındaki zaman farkı diğerlerine göre daha azdır diyecek. O zaman Iğdır'a en yakın yerleri alacağım. Iğdır'ın boylamının olduğu yere, daha doğrusu en yakın yerleri alacağım. Tamam. Yani bir diğer gelebilecek soru da buydu. Bunu da hallettiysek Allah'ın izniyle sıkıntı yok. Ne var sırada? İşte Güneş'in ufuk düzlüğü üzerindeki konumu. Buradan da karşımıza sorular gelebiliyor arkadaşım. Buyur önce şu soruyu bir sen yapmaya çalış. Ben de bir boğazımı yumuşatayım. Diyor ki Kars ilimizde güneş şekildeki gibi tam tepe noktasındaysa Edirne'de aşağıda verilen konumlardan hangisinde olur diyor. Biraz önceki verdiğim bilgiyi kullan. Doğudaki illerde yerel saat her zaman daha ileri. Batıdaki illerde yerel saat her zaman daha geri. Burada kafanı karıştıran şu oluyor ya. Batıdaki ilse şurada olması lazım falan. Yok ya gözünü severim sakın ha sakın. Arkadaşım bak dikkat et. Yani bu güneşin battığı yeri gösteriyor. Batıdaki illeri değil. Yani şöyle düşün. Güneş buradan doğuyor. İşte ekinoks tarihlerini baz alalım. 6'da doğdu. Şurada saat 7, 8, 9, 10, 11. Şurada 12. Anladın? Şurada artık 13, 14, 15, 16 diye gidiyor. 18'de tekrar ne yapıyor? Batıyor. Bu anlama geliyor. Doğu batı anlamına gelmiyor. Tamam mı? Peki tekrar ediyorum bakın. Kars'ta güneş tam tepe noktasındaysa Edirne'de nasıl olur? Şöyle diyorsun. Edirne daha batıda ya arkadaşım. Dolayısıyla nedir? Yerel saatinin daha geri olması gerekiyor. Yani Kars'ta öğlense Edirne'de daha öğlen olmamış demen gerekiyor. Tamam. Ve hocam şuralarda bir yerde olamaz mıydı? Kesinlikle. Bir önceki videoda ne dedik? Türkiye'nin en doğusuyla en batısı arasında en fazla 1 saat 16 dakikalık zaman farkı var. O yüzden büyük ihtimalle buralarda bir yerde olacak. Tamam. O yüzden de cevabımız ne olacak kesinlikle arkadaşım? Denizli olacak. Hocam farklı sorularda nasıl yapacağım? Bak ben sana işin pratiğini anlatayım mı? Çok kolay bir yolu var aslında. ÖSYM genelde Adana'da güneşi tam tepe noktasında yapıyor. Niye bilmiyorum abicim. Ama biz öyle bir soru yapalım. Dedi ki ÖSYM misal. Adana'da güneş şekildeki gibi tam tepe noktasındadır dedi misal. Kars'ta nerede olur dedi. Kars daha doğuda değil mi? Adana'ya göre. Evet. Bak yazıyorsun hemen doğusuna Kars yaz. Yazdım. Kars'ın ufuk düzlemini çiz. Çizdi. Adana'da güneş neredeydi? Tam tepedeydi hocam. Kars'ta nerede olur? Ana, öğleni geçmiş oluyor. Gördün mü? Hocam bir tane daha yapalım. Hadi yapalım. İzmir'de nerede olurdu dedi misal. İzmir Adana'ya göre daha batıda değil mi? Evet. İzmir dedim. Bak batısına yazdım. Ufuk düzlemini çizdim İzmir'in. Bakıyorum İzmir'de nerede olurmuş? Adana'da tam tepe noktasında. Ana, daha öğlen olmamış oluyor. Gördün? Bu kadar basit aslında. Arkadaşım yani kafan karışıyorsa eğer bu yöntemi de kullanarak rahatlıkla yapabilirsin. Yalnız tek unutmaman gereken şey bizde çok büyük zaman farkı olmaz Türkiye toprakları içerisinde. En fazla hocam ya bu tarafta olur ya bu tarafta olur. Birer saatlik zaman yani ya saat 11'dir
ya 13'tür diğerlerimizde. En fazla ama o da. Anlatabildim. Problem var mı? Peki. Şimdi buna bağlı olarak yani Türkiye toprakları arasında 1 saat 16 dakikalık zaman farkı var ya en fazla. Buna bağlı olarak bir soru daha gelebilir karşına. Ona dikkat ediyorsunuz zaman farklarıyla alakalı. Misal biraz önce dedim ki bizim Türkiye olarak biz tek ortak yerel şey ulusal saat kullanıyoruz. Yani tüm Türkiye Iğdır'ın ulusal saatini rahatlıkla kullanabiliyor arkadaşım. Bunun nedeni nedir diyebilir. Hani bunu da şöyle soracaktır. İşte Rusya misal aynı anda birden fazla ulusal saat kullanırken ya da Amerika Birleşik Devletleri bizim ülkemiz tek ulusal saat kullanabilmekte. Nedeni ne? Doğu batı yönlü genişliğimizin çok az olmasıdır. Yani benim topraklarımdan en fazla 19 meridyen geçiyor. O yüzden de en fazla 1 saat 16 dakika zaman fark var. Yani Iğdır'la hocam İzmir'deki adamın arasında, Gökçeada'daki adamın arasında en fazla 1 saat 16 dakika oynuyor. Yani fazla bir sıkıntı yaratmıyor. Ama Rusya'da 9 saat dilimi geçiyor topraklarından. Yani düşünsene en doğudaki adam yataktan kalktığı zaman en batıdaki adam yatağa daha yeni giriyor Rusya'da. Bunların ortak saat kullanması sıkıntı yaratmaz mı? Kesinlikle yaratır. Yani birinden birine kadirlik olur. Arkadaş, anladın ne demek istediğimi? O yüzden demek ki bizim doğu batı yönlü genişliğimiz az olduğu için biz tek ortak saatle rahatlıkla idare edebiliyormuşuz. Bunu da ne yapmıyorsun? Unutmuyorsun. Karşına soru olarak geleceklerden bir tanesi de buydu. Bak biraz önceki çizdiğimin aynısını harita üzerinde de gösterdim. Mesela Kayseri'de güneş tam tepe noktasındaysa Van doğuda bak öğleni geçmiş oluyor. Hocam Balıkesir batıda daha öğlen olmamış oluyor. Tamam. Boylamla ilgili çıkacak soruları da anladın herhalde. Hocam bir sıkıntımız yok diye düşünüyorum. Yine bir küçük konuşma yapayım dersi bitirmeden. Bu çıkmış soruları çözelim mi çözmeyelim mi? Onunla ilgili çok sorular geliyor bana arkadaşım. Çıkmış soruları özellikle ben coğrafya için söylüyorum. Diğer derslere karışmam. Çıkmış soruları şimdiden çözmende fayda var. Hocam yanlış çıkar. Bak yanlış çıkar. Onu biliyorum. Daha bir şey öğrenmedin. Derdimiz o değil. Derdimiz şu. ÖSYM nasıl sorular soruyor? Nereden soru geliyor? Nereye ağırlık vermiş? Bunu öğrenmen için. Misal bir boks müsabakasına çıktığını düşün. Boksörsün abicim. Hiç tanımadığın bir boksörle, daha önce hiç maç yapmadığın bir boksörle maç yapacaksın. Ne yaparsın? O adamın önceki yapmış olduğu maçların videosunu izlersin. Zayıf yönleri nereler? Güçlü yönleri nereler? Bunları öğrenirsin. Çalışmanı ona göre yaparsın. Onun zayıf ve güçlü yönlerine göre kendini hazırlarsın, değil mi? Heh, olay aynı. Önce bir şu KPSS'de çıkmış sorular, son 10 yılın sorularını bir gözden geçir. Coğrafyada bu adam nereden soru soruyor? Gerçi biz anlatıyoruz ama hani bazı öğrenci bizi dinlemiyor tabii ki yani. Gidiyor illaki arkadaşım ne var ne yok öğrenmeye çalışıyor. Ondan sonra işin içerisinden çıkamıyor. Ya şu da çıkarsa, ya şu da çıkarsa, ya şu da çıkarsa ya çıkabilir. Ama öyle soru bir tane çıkar. Şimdi sen ya çıkarsa diye o bir sorunun peşine düştüğün zaman on binlerce şey ezberlemen gerekiyor. Ondan sonra yo coğrafya çok zor diyor çıkıyorsun. Satranç oynamayı biliyorsun değil mi hocam? Yani bazen kazanmak için bir piyonu ya da iki piyonu feda etmen gerekir. Hers yani hiç taş kaybetmeden ben hocam bu turnuvayı kazanayım dersen apı yutarsın. Her şeyi ezberlemek zorunda kalırsın. Ondan sonra hocam tamamen konu elden çıkmış olur. Ne demek istediğimi anladın? O yüzden çıkmış soruları bir gözden geçiriyorsun arkadaşım. Ona göre ne yapıyorsun? Gardını alıyorsun inşallah ve ona göre hazırlanıyorsun. Tamam. Ya beni dinlemen de yeterli aslında. Yani sadece benim videoları izlesen yine yeterli. Hiçbir şey yapmana gerek yok öyle olunca. Çünkü ben zaten inceledim. Yani son 10 yıl değil, son 20 yılı inceliyoruz biz arkadaşlar. Bu sunumları da ona göre hazırlıyoruz. Konu anlatımımızı da ona göre yapıyoruz. Anlaştık. Haydi bakalım görüşmek üzere. Bir sonraki video neyle alakalıymış? Equinox ve Solstice tarihleriyle alakalıymış.
Hocam ben bu konuyu hiç anlamıyorum deme, çok basit. Bak bir sonraki videoyu dinle, ne kadar basit olduğunu anlayacaksın. Bağlantı kurarak gittiğimiz zaman her şeyin aslında çok basit olduğunu göreceksin arkadaşım. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.